Herkese merhaba. Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Bugün ünlü bulutlu hırkayı çalışacağız. Hırkanın zorluk derecesi kolay. Bu hırkayı başlangıç düzeyinde örgü bilenler bile rahatça yapabilirler. Mümkün olduğunca az teknik kullandım. Hırka aşağıdan yukarıya doğru dikişte örüldü. Önce arka, daha sonra ön parçalar, en son kollar örüldü. Bulutlar tığ ile yapılarak hırkaya daha sonra monte edildi. Bu hırkanın ölçüleri small medium için yapıldı. Fakat benim kızım bol sevdiği için biraz ölçüleri geniş tuttum. Şayet small bedende iseniz ve bu ölçüler sizin için bolsa ikinci videoda vereceğim. X small small ölçülerini kullanarak bu hırkayı kolayca yapabilirsiniz. Yine sayılarla oynayarak, azaltarak, çoğaltarak istediğiniz genişlikte hırkayı kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hırka hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Oversize beden için hazırlandı. Bu ölçüler small, medium beden için uygun. Pek çok beden bu ölçüleri giyebilir. Hırkanın toplam boyu 42 cm. Kol boyu 40 cm. Genişliği ise 60 cm. Hırka aşağıdan yukarıya doğru örüldü. Önce arka parça, daha sonra ön parçalar örüldü. En son kollar örüldü. Kollar bedenin kenarından ilmek çıkarılarak aşağıya doğru yapıldı. Birinci aşamada başlayacağım ilmek sayısını tespit etmek amacı ile kullanacağım ip ve şişle küçük bir test parçası ördüm. Şişe 19 ilmek attım ve 6-7 santimlik bir düz örgü parçası ördüm. Çünkü benim hırkada kullanacağım örnek düz örgü. O yüzden test parçamı da düz olarak ördüm. Daha sonra parçanın üzerine bir mezura koyarak her iki yanına birer işaret koydum. 10 santim, 10 santimlik bir arayı işaretledim. Daha sonra ilmek sayısını saydım. 1. Bu 10 santimlik parçada kaç ilmek olduğunu saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 santim örgüdeki ilmek sayımı bulduktan sonra basit bir denklem yaparak örgüye başlama sayımı hesaplıyorum. 10 santim örgüde 11 ilmek varsa 60 santim örgüde kaç tane ilmek vardır? 60 çarpı 11, 660. 660 bölü 10. 66 ilmek. Benim bu örgüye 66 ilmekle başlamam gerekiyor. Hırka dikişli olduğu için 2 tane kenar ilmeğine ihtiyacım var. 66 artı 2 68. Hırkayı örmeye arka taraftan başlıyoruz. 9 numara şiş ile 68 ilmek başlayacağız. 42 santim düz bir parça ördükten sonra yaka ve omuzlar için birer işaret bırakacağız. Daha sonra ön tarafı öreceğiz. Hırkamızın dediğim gibi genişliği 60 cm olacak. İlk small beden için ölçüler arka 60 ilmek başlanacak. Omuzlar 25, ense 10 ilmek olacak. Ön parçalar 27 ilmek. Omuz yine 25 ilmek, kol
44 ilmek, kolun her iki kenarında toplam 6'şar kez eksiltme yapılacak. 44 eksi 12, 32 ilmek. Daha sonra bilekte 7 kez daha aynı sırada eksiltme yapılacak ve ilmek sayısı 23-25'e düşürülecek. Yani kol lastiği 20-25 ilmek yapılarak kazak bitirilecek. Bu hırkaya başlarken uzun kuyruk yöntemini kullanacağım. Bunun için önce ipimin başlangıcından itibaren 1,5 metre kadar bir ipi şu şekilde ölçüyorum, uzatıyorum. Daha sonra ipi şu şekilde ikiye katlayıp sol elimin baş ve işaret parmağıyla iki ipin arasına üstten şu şekilde giriyorum. Daha sonra sağ elimin yardımıyla bir ilmek oluşturacağım. Eğer bunu yapmak size zor gelirse ipi şu şekilde büküp şişe koyarak da ilk ilmeğinizi oluşturabilirsiniz. Dokuz numara şişi alıyorum. Yine ipi sol elimin baş ve işaret parmağıyla iki ilmeğin arasına giriyorum. Sol elimle yine ipi alttan şu şekilde kontrol ediyorum. Daha sonra ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Şişe toplam 68 ilmek atılır. İlmekleri bu yöntemle ya da tercih ettiğiniz herhangi başka bir yöntemle atabilirsiniz. Şu anda şişte toplam 68 ilmek var. Lastiği örmeye başlıyoruz. Lastik bir düz, bir ters ilmekten oluşur. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edilir. Burası birinci sıra ön yüz. Şaşırmamak için bir işaret takıyorum. İkinci sıra arka sıra.
Artık birinci ilk ilmekleri, yani kenar ilmeklerini örmeden alıyoruz. İlmekler göründüğü gibi örülür. Yani ters ilmekler ters, düz ilmekler düz yapılır. Sıradaki ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Bu şekilde lastiği örmeye devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örerek ve kenar ilmeklerini, yani birinci ilmekleri örmeden alıyoruz. Lastik sona erdi. Lastiğin boyu şu anda, şuradan ölçelim arkadaşlar. Bakın, 6 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. İşe düz örgüyle devam ediyoruz. Yani ön sırada ilmekleri düz örüyoruz. Arka sırada ters örüyoruz. Şu anda ön sıradayız. Birinci ilmeği örmeden alıyoruz. Şişte bir ilmek kalana kadar düz. Ön sıradayım. Son ilmeğe geldim. Son ilmeği ters örüyoruz. Arka sırada bütün ilmekler ters örülecek. Birinci ilmeği yine örmeden alıyorum. Ters. Evet, sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Yine ön sıradayım. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Yine sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz. Son ilmekteyim. Ön sıradayım. Ön sırada daima son ilmeği ters örüyoruz. Bunu tamamen kenarların düzgün olması için yapıyorum. Çeviriyorum. Yine birinci ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ters. Evet, örgünün boyu istediğimiz uzunluğa ulaşıncaya kadar arka sırayı ters, ön sırayı ise düz örerek işe devam ediyoruz. Arka parçamız bitti. Hiçbir şey yapmadan lastikten sonra dümdüz bir parça ördüm. Şimdi arkanın ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 42 santim arkadaşlar. Tabii ki siz daha uzun ya da daha kısa çalışabilirsiniz. Şimdi bu arka ilmekleri bir ipin üzerine alacağım.
ve o ipte bekletip ön parçaları öreceğim. Daha sonra 3 şiş yöntemiyle omuzları birleştireceğiz. Şimdi arkaya 2 tane işaret koydum ben. Bakın şu iki işaretin arası bizim arka ense olacak. Sayıları söylemek istiyorum. Birinci omuzda 28 tane ilmek var. İkinci omuzda 28 tane ilmek var. Tam şurada ortada ise ensede 12 tane ilmeğimiz var. Evet, arkanın ipini kopardım. Şöyle bir iğneye kontrast renkte bir ip geçirdim. Şimdi bütün ilmeklerimi bu ipin üzerine alıyorum. Evet, 28 birinci omuz, sağ omuz. İşaretim yerinde duruyor. Onu da takıyorum. 12 tane ense. Yine işaretimi de takıyorum ipe. 28 sol omuz. Evet. İlmeklerim bu ipin üzerinde bekleyecek. Çizim üzerinde de omuzları göstermek istiyorum. 28 ilmek bir omuzda, 28 ilmek diğer omuzda var. Ortada ensede ise 12 tane ilmeğimiz var.